Şeker hastalığı şu an günümüzde diyalize giren popülasyonun büyük çoğunluğu şeker hastası olan bireyler. Eskiden bu hipertansiyon da bir numara, şu an şeker hastalığı. Dolayısıyla şeker hastalığı tanısından itibaren mutlaka böbrek fonksiyonları ve böbrek sağlığı üzerine kontroller olması gerekiyor. Maalesef bu biraz atlanan bir durum ülkemizde. Şöyle ki şeker hastalığı ikiye ayrılıyor aslında, tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 daha çok otoimmün hastalık ve kilodan bağımsız. Tip 2 ise daha kilo ile ilişkili ve genetik geçişli olan, hani aile bireylerinde diyabet varsa o şekilde geçiyor. Ve şeker hastalarında böbrek hastalığı riskimiz çok yüksek olduğu için ve özellikle mesela şeker hastalığı klinik olarak belirgin olmadan bile böbrek hastalığı görülmeye başladığı için bu konuda mutlaka kontroller yapılması gerekiyor. Bu şöyle oluyor, şeker hastalığın tanısı konduktan itibaren tip 2 diyabet, hani erişkinlerde görülen için söylüyorum, 5 yıl sonra mutlaka bir mikroalbuminuri dediğimiz idrar testiyle başlanabilir. Şeker hastalığından böbreği korumak için en önemli şey mutlaka şeker düzeyini normal sınır içerisinde tutmak. 3 aylık şeker ortalama 6,5. Açlık şekerimiz 100 civarı ve tokluk şekerimizin de 140 altında olması gerekiyor. Bunu sağlamak, fazla kilomuz varsa mutlaka kilo vermek ve şeker hastalığı tanısıyla birlikte, genellikle o insülin direnciyle birlikte hipertansiyon da başladığı için yüksek tansiyon, bunlar ikisi bir arada gidiyor genelde. Mutlaka tansiyonu düzenlemek, yani tansiyonu normal sınırlar içerisinde tutmak. Tutabilmek önemli. Evet, işte büyük tansiyonumuz 120-130 milimetre civa, küçük tansiyonumuz da 80-85 milimetre civa en fazla olacak şekilde tansiyonu düzenlememiz gerekiyor. Egzersiz. O zaman tuz kullanımı da önemli değil mi hocam? Tabii. İsterseniz burada ona da Evet. birazcık değinelim. Gereğinden fazla tuz tüketilmesiyle nasıl bir Evet, ilişkisi şöyle, oluyor? gereğinden fazla tuz tüketilmesi tabii şeker hastalığın için de önemli, yani hipertansiyon için çok önemli. Normal bireylerde 4-6 gram arasıdır tuz tüketimi, ama ülkemizde maalesef ortalama 18 gram günlük tuz tüketimi. Bu Türk Çok, Nefroloji Derneği'nin çok. yaptığı bir çalışmada kanıtlanmıştı. Ama hipertansiyon olan bireylerde 1,5-2 gram kadar tuz tüketimi gerekiyor. Tabii bizim ülkemizde bu tuz tüketimi fazla. O yüzden mutlaka tuzu kontrol altına almamız gerekiyor. Ve şeker hastalığında biraz önce söylediğim mikroalbuminuri ve proteinuri ile başlar. Yani idrarda protein atılımıyla birlikte böbrek hastalığı başlıyor. Ve fazla tuz tüketimi hipertansiyondan bağımsız olarak idrarla protein atılımını arttırdığı için de bir risk faktörü. Şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığını ilerlemesi açısından. Yine kan yağlarımız çok önemli. Kötü kolesterolümüzün normal sınırlar içerisinde çekilmesi ve mutlaka egzersiz diyoruz. Hani bir düz yürüyüş, öyle büyük sporlar değil. Yürüyüş Günlük bile 30-45 dakika dakika. kadar kendini ayırıp yürüyüş yapılması çok önemli. Ve eğer böbrek hastalığına ilişkin bulgular varsa, işte mikroalbuminuri, protein şey yapılması, atılımının artması idrarla ya da kanda üre ve kreatinin yüksekliği, o zaman mutlaka protein kısıtlı diyet yapmamız Gerekmekse yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Böbrek taşlarının beslenmeyle nasıl bir ilişkisi var Ayça Hocam? Biraz anlatabilir miyiz? Ve genetik faktörler tabii. Tabii Yani böbrek siz bir iç taşları, Pınar hastalıklı... Hocam da söyleyecekti. Evet. Böbrek taşları genetik bazda oluşan aslında bir tür problem. Burada kalsiyum oksalat taşları, uric asit taşlarını daha sıklıkla görüyoruz. Yetersiz su içmek mesela, oksalat oranı yüksek yiyecekleri sıklıkla tüketmek, çay.
yeşil yapraklı bu ıspanak gibi, mürdüm eriği gibi yiyeceklerin oksalat oranları yüksek oluyor. Ne bunlar oluyor çok yani oksalat oranları yüksek besinler tükettiğimizde? Ve yeteri kadar da su içilmediğinde bu böbrek taşını tetikleyebiliyor. Allah Allah, bu kadar faydalı şeylerin. Ve böbrek taşına en iyi gelen şey ne biliyor musunuz? Limon, portakal ve greyfurt türü yiyecekler. Özellikle mesela her sabah kalktığınızda böbrek taşına yatkın bir bünyeniz varsa bir bardak suya bir limon sıktığınızda limon içindeki sitrat, limon içerisindeki mineraller yeni taş oluşumunu engelliyor. Yani böbrek hastası, taş hastası olan bir insan limonu mutlaka baş tacı etsin. Çorbasına, salatasına, sabahları aç karnına, midesi de sağlamsa limon içilebilir. Pınar Hocam, şöyle böbrek taşı açısından oksalat hani oksalattan zengin beslenme ya da C vitamini yüksek dozda alınması, çünkü metabolik olarak oksalata dönüyor. Bu kalsiyumun çökmesine sebep olarak böbrek taşı oluşumuna sebep oluyor. Yine mesela fazla tuzlu beslenme, potasyumdan yüksek beslenme. Bunlar yine böbrek taşının oluşumuna sebep olan faktörler. Peki. Bir görüntülü soru daha geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Zayıf kişilerde karaciğer yağlanması neden olur? Teşekkür ederim. Onur Hocam'dayız. Karaciğer zayıf kişilerde de yağlı olur mu? Neden yağlanır? Şimdi toplumdaki, bizim kendi toplumumuzdan bahsedersem, Türkiye'de %50'lerde yani her iki kişiden bir tanesinde karaciğer yağlanması var. Yağlanma için risk faktörü tabii obezite. Risk faktörü olarak en büyük ön plana çıkan obezite. %80'i obezseniz eğer karaciğeriniz yağlı demek. Tabii buradaki bel göbek çevresi var. 85 santim kadınlar için 100 santim erkekler için sınır. Bunu geçtiğiniz anda siz bilin ki karaciğeriniz yağlıdır. Hiç test yaptırmanıza gerek yok. Hiç tartışmasız mıdır yani? %90. Onun dışında şimdi diyabetiniz varsa %60 karaciğeriniz yağlıdır. Hipertansiyonunuz varsa yine %70'lerde, kolesterolünüz varsa %70'lerde karaciğeriniz yağlı demektir. Şimdi yağlanma ama artık gençlerde de görünüyor. Şöyle bir sorun var. Biz karaciğer nakillerinin siroza yol açtığı durumlarda nakil yapıyoruz. Bundan 20 yıl önce biz karaciğer yağlanmasına bağlı hiç karaciğer nakli yapmazdık. Evet. Bugün en çok karaciğer yağlanmasına bağlı nakil yapıyoruz. Ne oldu hocam peki, ne değişti? Şimdi burada zayıf kişilerde de karaciğer yağlanması başladı. Çünkü beslenme alışkanlıkları bozuldu. Şimdi bu mesela karbonhidrattan zengin beslenme, fruktoz mesela. Şimdi fruktozu çok şeye koyuyorlar, hazır mamullere. Fruktozun şurubunu da koyuyorlar daha ucuz diye. O zaman ne oluyor? Çok ciddi bir yağ depolanmasına yol açıyor. Çünkü glikojen olarak depolanırken fruktoz yağ olarak depolanıyor. Birincisi bu hazır unlu mamuller, işte tatlılar vesaire. İkincisi fast foodlar, bu trans yağlar, hazır beslenme alışkanlıkları. Bunlar beslenme alışkanlığımız nedeniyle artık zayıflarda da yağlanma başladı. Diğer bir nokta genetik önemli. Mesela bir bunun gen analizi yapıldığında bir PNPLA3 geni var. Zayıf kişilerde bu gen mutasyonu varsa o zaman yine karaciğer yağlanması olabiliyor. Ne kadar sağlıklı beslenirse ne kadar sağlıklı. Yani her şey genetik ya aslında. Yani bu karaciğer yağlanması da maalesef genetikten dolayı olabiliyor. Onun dışında mesela bir de bağırsak sağlığı var. Zayıfsınız ama bağırsak sağlığınız bozuk mesela. O zaman ne oluyor? İşte geçirgen bağırsak durumunda karaciğere birçok toksin karışıyor. Bu toksinler karaciğerde vücutta inflamasyonla beraber yağlanmayı da beraberinde getiriyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.